Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 5100 giderek ilerliyoruz. Teşekkür ediyorum hepinize. İyi ki varsınız. Ve şiir oldu diye düşünüyorum. Şimdi kıymetli arkadaşlar, Fenerbahçe'nin tahriklere kapılmaması gerektiğini bir kez daha söyleyeyim. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk her maç sonrasında olduğu gibi yine benim için en büyük takım Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe büyüklüğüne laf edenler karaktersizdir, haysiyetsizdir demiş. Yani Fenerbahçe kadar büyük bir takım yok. Galatasaray'ı sakın Fenerbahçe ile kıyaslamayın. Dünyanın en büyük takımı Fenerbahçe'dir demiş Okan Buruk. Harbi söylüyorum bak, demiş ki bence geçen sene Fenerbahçe kadrosu rotasyon ile devam ederken daha iyiydi. Rotasyon olmayınca biraz daha olumsuz oldular demiş. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme maçı ama Fenerbahçe konuşuyor. Hani benim gözümde bundan eşdeğer. Rashida Beşiktaş'a gidiyor. Beşiktaş'a gitmeden önce Okan Buruk'a soruyorlar. Çok beğendiğimiz, istediğimiz oyuncu diyor. Rashida Beşiktaş'a gidiyor. Aynı Okan Buruk'a tekrar soruyorlar. Maç sonu öğrendim. Hep söyledim. Alternatif bir oyuncuydu. Zaten sağ tarafta çok sayıda oyuncumuz var diye. Bir Galatasaray klasiği diye de sosyal medyada dalga konusu oldu bu olay. Olur. Daha da olay olur. Niye olur? Çünkü Fenerbahçe taraftarının boş beleşliği yüzünden olur. Bak, Fenerbahçe taraftarının boş beleşliği. Vallahi bak. Şimdi Galatasaray'a Hakim Ziyech'i yazıyorlar. Ben bu videoyu çektiğim sıralarda. Sansürsüz futbol diyor ki madde bağımlılığı yüzünden Al Nassr, Sevilla ve Roma'nın sağlık kontrollerinden geçiremediği iddia edilen Hakim Ziyech bu şansını Galatasaray'da deneyecek diyor. Ciddi bir iddia. Hani madde bağımlılığı falan filan. Çok ciddi bir iddia. Ben bu tip toplara girmem zaten. Manyak değilim. Ama sansürsüz futbol böyle demiş. Şimdi Fenerbahçe taraftarına şunu söyleyeyim. Roma hem Paredes'i hem Renato Sanchez'i transfer etti. Bilmeyen varsa, yani kafası beyni çalışmayan varsa, yaklaşık bir aydır kıt beyinli Fenerbahçeliler ortalığı yangın yerine çevirdi. Galatasaray alıyor, bak kimler aldı, şöyle yaptı böyle yaptı diye ortalığı aleve sürdüler. Hatta daha da enteresanı, Fenerbahçe'yi umursamayıp ancak rakibin transfer söylentilerine, bakın transfer söylentilerine odaklanmışlardı. Adı her geçeni kesin aldılar diye lanse ettiler. Misal Firmino, Dybala, Di Maria, hatırlayın bunları ya, bunların hepsini aldı gibi lanse ettiler. Yorumlarınızı çıkartırım ortaya, çıldırırsınız. Lan ben bunu demiş miyim gerçekten dersiniz, fıttırırsınız. Hani Firmino, Dybala, Di Maria, ya sistematik olarak bu kıt beyinli arkadaşları kullanan rakibimizin sosyal medya yöneticileri, hani WhatsApp grubundan emir alanlar diye geçiyor. Kıs kıs gülüyorlardı. Bakınız son durumlar bu şekilde. Ama bir tek hesapları, yani bir tek hesapları takımlarına, yönetimlerine küfür etmiyor. Ulan bir paradesi bile alamadınız, Allah belanızı versin. Sizin yoğurt yiyişinizi, siz böceriksizsiniz falan demiyorlar. Demezler. Aynı durumda biz olsak Ali Koç'u yerin dibine soktuydunuz. Onca transferine rağmen. İşte olay bu. Kafası çalışan Fenerbahçeli herkese duyurulur. Yok ben beyinsizim diyorsanız, yani kafanız eğer beyinsiz olduğunuzu düşünüyorsanız devam edin arkadaşlar. Devam edin. Sosyal medyada beyinsiz beyinsiz yorumlarınıza devam edin. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Ben Ali Koççu, Mali Koççu değilim. Ama ya bir Mısırlı bir oyuncu aldık. Mısırlı Omar Fayet. 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. Kap açıklaması hani daha gelmedi. Gelmesi lazım da bir gelir. Belki de siz bu videoyu izlemeye gelecektir. Şimdi Omar'ı deneyim kazanması için Süper Lig'den de bir takıma kiralamayı düşünüyoruz. Hani açık söyleyeyim, Hatayspor niye olmasın? Hani niye olmasın? Alt lig takımlarına sakın göndermeyelim. Gidecekse de kesin oynama garantisiyle. Şimdi bir anlaşmaya bir detay eklemişiz. Omar'ın Premier Lig'e olası satışından eski kulübüne pay verilecekmiş. Oyuncu Premier Lig hastasıymış. Hani eğer oraya giderse. Şimdi geçen sezon Omar Fayed'in 2022-23 sezonu lig performansı. 33 maç. Hocam o lig çok kolay. Mustafa Muhammed'i gördünüz. Galatasaray aldı getirdi proje. Bence çok çok yüksek paralar verdi. O kadar etmeyecek paralar verdi. Hani 750 bin euroyu alsaydı bizim, bak biz Allah yar Seyyat Maneş'ten deli kar elde ettik. Kaç maç oynadı? Bu da bak bu arkadaşı dinleyin, 33 maç. 1.26 başarılı dribling. Demek ki topla çıkmayı seviyor. 14.17 başarılı defans aksiyonu. Maç başına ortalama 14.17. 10.43 yerde kazanılan birebir. Yani ikili mücadele kazanma 10.43. İmkansız. 6.91 kazanılan defansif birebir. Yani havadandır bu. Ya da
13.17 kazanılan ikili mücadele bu arada ligin zirvesinde. Ya bak arkadaşlar, ben yanlış anladım herhalde. Yani yerden, havadan ve ikili mücadele kazanma. Yani yerden kazanılan birebir herhalde 10.43, top kesme, top çalma gibi bir, herhalde bundan bahsediyor. Kazanılan defansif birebir de mesela hava topu gibi olması lazım ikili mücadele. Kazanılan ikili mücadele 13-17 diyor. Hava topuyla karışıktır. Şurası çok enteresan. 2.35 rakip sahada top kazanma. Bu alanda ikinciymiş. 2.61'de sahipsiz top kazanma, bu alanda üçüncüymüş. Şimdi başladılar bizimkiler gene. Al. Gene başladık meybuz almaya. Gene başladık bilmem ne yapmaya. Ya oyuncuyu izlemeden, oyuncuyu bilmeden bu yorumu cahiller yapar. Cehalet. Gerçekten. Galatasaray olsa bak, herifler geleceğe de yatırım yapıyor oluyor. Fenerbahçe aldı mıydı böyle. Ben size bir şey söyleyeyim. İsterseniz beni linçleyin. Ben bu çocukta bir Kim Min-ji rüzgarı gördüm. Kolay kolay da yanılmam. Bir skeç videosundan bunları da çıkartmak ne kadar doğru bilmiyorum ama inşallah benim dediğim olur. Gürcan Bilgiç. Kendi oyuncusunu linç eden, beğenmeyen, harcayan taraftarla oynamak zordur. Milli takımda Uğurcan oynarken Altay'ın hakkı yeniyor diye ortalığı yıkanlarla bugün Altay'ı ıslıklayanlar aynı kişiler. Aynı kişiler. Doğru. Doğru. Kesinlikle doğru. Yönetim ona inandı. Sözleşme uzattı. İsmail Kartal hiç çekinmedi, formayı verdi. Bütün bu riskleri gösterdiler. Şimdi Altay'ın daha iyi antrenman yapıp kendisini eleştirenlere burası benim mesajı vermesi lazım. Kolay mı? Değil. Ama Fenerbahçeliler şunu iyi bilsinler. Alınacak kaleci Altay'dan iyi değil. Dünyada gol yemeyen kaleci yok. 4'te 4 yapan, sadece 2 gol yiyen bir kadro desteklenir. Bu konuda yönetim de işi uzatmamalı. Ya yeni kaleciyi alın ya da tam kadro Altay'ın arkasında durun. Oyuncuyu tekrar Fenerbahçe'ye kazandırın diye. Kardeşlerimizden bir yorum geldi. Dediler ki hocam, yönetimin suçu bu. Yönetim çıktı. Ne yaptı hocam? Ne yaptı kardeşim? Dedi ki biz yabancı kaleci alacağız. Altay Bayındır dura dura yabancı kaleci alacağız dediler hocam. Yani aslında Altay'ı yemeden yönetim oldu diyor. Katılıyorum. Haklısınız. Haklı olduğunuzda da her zaman haklısınız derim. Doğru. Şimdi Livakovic işi. Sercan Hamzoğlu diyor ki Livakovic işi sarpa sardı. Yani Arap saçına döndü. Başkanı çok inatçı birisidir. Fenerbahçe bastırıyor ama yazıldığı gibi İspanya'dan teklif almışsa önceliği orası olur. Oyuncunun ilk tercihi o liglerde oynamak zaten. Navas, Keylor Navas, Fenerbahçe'nin bir diğer kaleci adayı. Zaten direkt adaylardan biri. Hatta ilk tercih olacaktı. Sadece yaşı için acaba genç alıp uzun vadeli olsun diye Livakovic'e gidildi ama artık son düzlüğe girildi. Birkaç güne netleşir diyorum. Arkadaşlar 3 gün sonraymış sanırım Zagreb'in maçı, AYK maçı. AYK maçının 11'de başladı. İlk maçta yenildiler. 2-1 gol yediler. İkincisi de 31 Ağustos'ta veda edecek takımına falan filan diyor. 31 Ağustos'ta veda ettikten sonra bize kaleci mi yok? Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? De Gea, dur onu da konuşayım, özür dilerim. Fred De Gea'yı arayarak Fenerbahçe'ye gelmesini çok istedi demiş. Standart bilmem. Spor standart. Fred arıyor, çağırıyor. Olabilir. De Gea'nın son dönemdeki düşüşü varmış. Ana sebeplerinde motivasyon ve konsantrasyon kaybı yaşamasıydı. 2 senedir United'ın yeni kaleci alacağı haberleri, İngiliz medyasının eleştirileri, ilişkisinde yaşadığı sorunlar ve United savunmasında yaşanan sorunlar De Gea'yı etkiledi diyenler var. Arkadaşlar De Gea üst düzey bir takımla görüşüyor. Ben size söyleyeyim. Bu arkadaş, biz görüştüğümüzde ben üst düzey takımlardan teklif alırım dedi. Yüksek bir beklenti içindeydi. 20 milyon euro kazanıyormuş Manchester United'da. Yani bizden istediği paranın biz zekatını anca verebiliriz. Olmamıştı. Sonra gelinde de haber verdi. Görüşüldü. Ben yine olacağını sanmıyorum De Gea'nın. Bu da burada dursun. Jesus, Keylor Navas'ın transfer edilmesini istemiş Al Hilal'e. Bu da enteresan. Lan bize gelince Gustavo Henrique, adamlara gidince yani garip ya. Çok garip. Çok çok garip. Enteresan. Şimdi önemli yerlere geçiyoruz. Ahmet Ercanlar. Fenerbahçe Premier Lig'den
bir 6 numaranın peşinde. Kulübü bonservisini vermek istemiyor. Taş gibi topçu kiralık olarak alabilirler. Belki de Odri Meydan TV. Endombele mi dediler? Ahmet Ercanlar diyor ki Endombele Fenerbahçe'nin gündeminde değil. Sarı lacivertlerin ilgilendiği orta saha Premier Lig'den genç bir oyuncu. Ve 30-40 milyon euroları bulabilecek seviyede. Genç bir oyuncu. Şimdi birçok isim ortaya atıldı. Sumare, Douglas Luiz, hani Edson Alvarez, Calvin Phillips, Calvin Phillips, Danilo Suček. Suček mesela de olur. Bizi bir sula. Hepsi hani düşünüldü. Taraftarın kafası 1 milyon oldu. Şimdi Rade Kurunic. Fenerbahçe transfer haberleri. Rade Kurunic Allah'ınız varsa bırakın Fenerbahçe'ye gideyim demiş. Şimdi Fenerbahçe Rade Kurunic'den anlaşma sağladı. Fakat Milan'dan orta yol bulunmuyor. Milan kolaylık istiyoruz. Yok diyor. Ama bir taraftan da göndermek istiyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, şimdi hepsinin haberini konuşacağım. Bu haberler birleşik arkadaşlar. Hepsini bir dinlemeniz lazım. Kurunic için Fenerbahçe'ye 7 milyon euroluk bir teklif yaptı. Reddedildi. 12-15 milyon euro arası teklif istiyor. Rade Kurunic'e de yıllık 3-3,5 milyon euro verildi. Geçen sezon 34 maçta 1 gol, 1 asist. Şimdi burayı anladık değil mi arkadaşlar? Yani Rade Kurunic kısmını. Bitmedi. Diğer duyumcu arkadaşların da konuşmalarını ekleyeceğim. Sercan Hamzoğlu Haber Global'den ki Sercan Bey'in haberleri biraz daha dikkat çekici. Özel haber. Fenerbahçe 6 numara transferinde Milan'da Kurusic'ten vazgeçmiyor. Kurusic'ten vazgeçmiyor, özür dilerim. Sarı lacivertliler bu transferi bitirmek için Milano'ya gidecek. İtalyan kulübüyle pazarlıkları burada sürdürecek diyor. Milan oyuncusunu bırakmak istemese de Kurunic Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor. 7 milyon euro teklif yaptı. Son haber bekleniyor. Şimdi Arda Bir ben ve başkaları özel haber, Yağız Sabuncuoğlu özel haber. Ya yani Yağız Sabuncuoğlu özel haber, Kurunic Milan'dan ayrılmak istediğini kulübüne iletmiş. Arda Bir ben Fenerbahçe teknik patronu İsmail Kartal yöneticilerden Kurunic transferinin bitirilmesini istedi. Oyunu için gerekli parça olduğunu söylüyor. Şimdi düz ayaksız 6 numara istemiyor İsmail Kartal. Hepimizin malumu zaten. Tempolu, çok koşan 6-8 oynayabilen, ayağı temiz oyuncu. Bu da bu profile uyuyor. 12 numara bir retweet. Artık retweet kalmadı. Tekrar paylaşım mı diyeyim? 12 numara diyor ki Fenerbahçe Rade Kurunic'e yıllık 3,5 maaş, 4 yıllık sözleşme, Milan'a 7 milyon euro bonservis bedeli teklifinde bulundu. Milan olası ayrılığı durumunda Bologna'dan Nicolas Dominguez'i kadrosuna katacak. Şimdi ben bu tip haberlerde ne yaparım biliyor musun? Ulan bizim istediğimizi adam verirse şunu alacakmış. O zaman bizde bir sıkıntı var derim. Doğru mu? Ya bizim istediğimizi verince adam şunu istiyor. O zaman git onu al. Doğru değil mi arkadaşlar? Yani yanlışsam yanlış deyin. Ve bu çok su götürür. Bir başka haber vardı. Altay'ın gönlünde MLS var falan filan diye. Onu da kısaca değineyim unutmadan arkadaşlar. Şunlarımı almışım. Yaz günah olur bu. Şimdi şey yapmasak. Altay MLS'e gitmek istediği iddia edilmiş falan filan. Transferi son anda yatmış. Amerika transferi son anda yatmış arkadaşlar. İstenmeyen hale gelmiş. MLS transfer tahtasının kapanma sebebi Amerika'ya gidemediği ortaya çıkmış falan filan. İsmail Kartal eleştiri topluyor diyor. İsrar etmesi. Taraftar İrfan Can Eğribayat oynat falan filan diye diyor. Bunu anladık. Geçiniz bunu. Yani Arda nereden çıktı? Altay Bayındır kredisini tüketti. İsmail Kartal da bu kafayla giderse kendi de zarar görür. Burada belirteyim. Şimdi kıymetli dostlar. Endombele. Merak ettiğim için araştırdım. Fenerbahçe'den Endombele için yeni teklif. Tottenham'dan kadrosuna katmak istiyor Tanguy Ndombele'yi. 13 milyon euroya teklifini yükselttiği belirtildi diyor. Hayır. Şimdi Freddy yaptı. Tottenham'a görüştü. 10 milyon euro demiş. Onlar da 15 milyon euro demiş. 13'e çekmiş falan filan. Hocam niye bu kadar önemsiz olarak geçtin? Önemsiz olduğu için. Önemsiz olduğu için. Şimdi bakın kıymetli arkadaşlarım. Değerli kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, şimdi ben buradan size ne anlatacağım? Ben şimdi size buradan şunu anlatacağım. Sumare ve Calvin Phillips. Arkadaşlar iki futbolcuyu da ele aldım.
Bak Bubakari Sumare. Bir. Leicester City'nin 20 milyon euro değerindeki futbolcusu. Sizce nasıl olur dediğim zaman arkadaşlar çöpe dönüşür falan dediler. 20 milyon euro transfer market değeri ama şunu belirteyim. İngiltere'de herhangi bir kulüpte ben 7-8 maça çıksam benim hanemde 10 milyon euro falan yazar. Önce onu bilin. Arkadaşlar bu arkadaş 20 milyon euro transfer market değeri var. Yaşı 24. Ön libero. Fransa U21'de oynamış. A takımında oynamamış. Galatasaray için de %63 vermişti. Ben merak ediyorum. Torreira falan varken bu Galatasaray nasıl alacak bu servisli futbolcuyu? 20 milyon euroya 2021'de almışlar. Arkadaşlar biz bunun şartlarını sorduk, soruşturduk. 12 milyon euro istiyorlar. Bonservis olarak. 8'e falan verseler hemen alacağız ama 12 milyon euro istiyorlar. Şu da çok enteresan değil mi? Hocam bizde olsa 20 transfer marka gösterse 30 isteriz. Adamlar da 20 olunca niye 8 istiyor? 8. Hani adamlar salak mı? Niye 30'a satmıyorlar? Salak değil adamlar ama şu bir gerçek. Futbolcunun oynadığı lig piyasa değerini yüksek gösteriyor. Bizim oynadığımız lig ise piyasa değerini düşük gösteriyor. Kim Minji bizden kaça gitti? Bayern Münih'e kaça gitti? Bir sene daha dursa 50'ye Bayern Münih'e satabilir miydik? Asla. Gideceği yine 25-30 falandı. Anlaştık mı? Anlaştık. Arda Güler bir sene de dursa, 5 sene de dursa gideceği 30, hadi 40 olsun. İşte bu yüzden. Ama buradaki adam 100'e de gidebilir. 20'ye de gidebilir. 5'e de gidebilir. 4'e de gidebilir. O yüzden. Bu Sumare'nin olacağını zannetmiyorum. Şimdi Yağız Sabuncu oldu ki İsmail Kartal'ın önüne ne oyuncular geldi? Endombele bunlardan biri ama hoca ısrarla Radek Krunic'i istiyor. Sumare, Krunic, olabilitesi yüksek isimler. Ancak Calvin Phillips. Şimdi sosyal medyaya bakın arkadaşlar. Birçok kişi Calvin Phillips ile ilgili Fenerbahçe'nin görüştüğünü söylüyor. Ben de burada isimler var. Ben de burada isimler var. Tek tek söyleyip rezil etmek istemiyorum eğer olmazsa çünkü. Diyecek. Şimdi arkadaşlar TT videosunda da aynısı oldu. Burada da aynısı. Anlamayan arkadaşlar için şunu söyleyeyim. Millet şu gelecek, bu gelecek kesin olarak konuşuyor. Ben de diyorum ki bak şu demiş. Bu demiş. Şu kesin demiş. Bu kesin demiş. Ben ne yapabilirim diye. Ancak ihale sonra bana kalıyor. Ha bak TT geldi falan filan diye. Geldikleri gibi gidebilirlerdi. O da ayrı mesele. Şimdi Galatasaray'ın ne yiyeceğini ben merak ediyorum bu konuda. Hani bu cümleyi de kuruyorum. Bak diyor sen küfürlü bir şey söyledin. Lan arkadaş. Kafanız hiç mi insanlığa çalışmıyor? Ne yiyecek Galatasaray? TT konusunda ne yiyecek? Ne ceza yiyecek? Hani neyi yiyecek? Çünkü adam FIFA'ya başvurmuş, bilmem ne yapmış, oraya bir girmiş, buraya girmiş. Ne olacak? Nane yiyecek belki. Bu da mı küfür? Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Krunic konusunda eğer bu kadar para isteniliyorsa imkansız. İmkansız. Veremeyiz. Ama bu arada Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam Fenerbahçe'den Emir Ortakay'a transfer etmek istiyoruz. Emir gibi birkaç futbolcu daha var. Süreç devam ediyor demiş. Ben şeyi de söyleyeyim. Emir'den hariç Jorginho var ya. Jorginho ve neydi lan o stoperin adını unuttum ya. Efe Demir miydi? Onu mu gönderiyorduk? Neyse bu iki arkadaş Gençlerbirliği'ne gidecek. Emir Ortakay'a, Kocaeli Spor'a gidecek arkadaşlar. Hani artık gidecek diyeyim size. Yusuf Efe olması lazım ya. 12 numara da hatta paylaştı bunu dur. Mert Müldür'ün yarın 11'de. Ha Yiğit Efe Demir. Özür dilerim Yusuf Efe nereden çıktı? Yiğit Efe Demir ve Jorginho Gençlerbirliği'ne kiralanacak arkadaşlar. Görüşmeleri sürdürüyoruz. Muhtemelen de olacak. Yani 3 arkadaşımız da kesinlikle gidecekler. Bunu da belirtmiş olalım. Şimdi birçok duyumcu arkadaşımız Calvin Phillips ismini çok söyledi. Çok konuştu. Çok belirtti. Peki olur mu? Olursa buralar alev alır. Olursa buralar yanar. Olursa buralar uçar. Ama mantık olarak olmaz. 32 milyon euro transfer market değeri var. 2028'e kadar sözleşmesi var. Geçen sezon almış adamlar 6 senelik sözleşme yapmış. Manchester City'den bahsediyorum. 27 yaşında hani yaşı da çok tam ideal yaşta. 1.79 boyunda bir ön libero. Ve
Bu arkadaş stoper, ön libero 8 oynayabilen yetenekli bir arkadaş. Bir sene önce 49 milyon euroya almışlar. Şimdi ben performans verilerini merak ettim bu arkadaşın. Hani o kadar mı kötü oynamış ki diye. O kadar mı kötü oynamış? Geçen sezonun verilerine birlikte bakalım. Bak, bu sene henüz forma giyememiş. Onu da belirteyim. Belki de çok tercih edilen bir oyuncu değil. Geçen sezon 21 maç 593 dakika. Yani arkadaşlar adamlar 50 milyon euro vermiş 593 dakika oynatmış. Şimdi bu bende bir umut ışığı oluşturmadı değil. Doğruya doğru. Ancak oyuncunun transfer marketine girin bakın arkadaşlar. Daha çok Championship'te 165 maç oynamış. Premier Lig'de 61 maç. Yani biraz nasıl diyeyim size? Beklentinizi karşılayamayabilir. Hocam iyi de orada 32 milyon euro yazıyor. İlla ki karşılar. Haklısınız paşam, ne diyeyim? En yüksek 50 milyon euroyu bulmuş. O da 29 Mart 2022'de. Ancak basamakları hızlı hızlı ilerleyen çıkan bu arkadaş. Şimdi ben merak ettiğim için soruyorum. Bu arkadaşı nasıl almayı düşünüyoruz? Bu kadar transfer market verisine dayanarak soruyorum. Nasıl almayı düşünüyoruz? Mantık çerçevesinde bir cevap vereyim. Bak, Fenerbahçeli Mustafa Hoca olarak değil, tarafsız bir spor yazarı, spor yorumcusu olarak cevap vereyim. Tarafsızca. Bu arkadaşı 50'ye almışlar, oynatmamışlar. Kafadan bir kere 35'e düştü fiyatı. Bu sene yine düşünmüyorlar. Kafadan bu sefer 25'e düştü fiyatı. Bak, kafadan. Bonservisi 25. Transfer markasında 32 yazıyor. Zaten düştüğü kadar düşmüş ama aynı futbolcu İstanbul'da, Türkiye'de falan olsaydı şu anda 18-19 milyon eurolardaydı. Fenerbahçe'nin transfer politikasını biliyoruz. Bildiğimiz Fenerbahçe bu arkadaşı 2'ye 3'e kiralar. 3'e kiralar. Opsiyon olarak, satın alma opsiyonu olarak oraya 12 milyon euro yazdırır. Eğer transfer etmeyi düşünürse de 12 milyon euro ile 3 taksit halinde ödemeyi söyler. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirirse 15'e bitirir. 3 kiralama parası verir. Futbolcuyu kiralar. Hoşuna giderse, satın almak isterse de 3-3-3-3 4 taksit şeklinde ödeme yapar. Yani toplamda 5 yıla yayılmış şekilde 15 milyon euroya alabilirse. Tabii rakip kabul ederse, tabii futbolcu kabul ederse, tabii bu transfer gerçekleşirse. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Niye olmasın? Ama çok zor. İmkansıza yakın. Bak, niye olmasın, imkansıza yakın. Şimdi en başa dönelim. Ahmet Ercanlar genç bir futbolcu diyordu. Bu arkadaş sizce genç bir futbolcu? Bu arada bazı kardeşlerim diyor ki hocam diyor bak Milan taraftarı Krunic için sanki bizim Arao'ya yaptığımız yorumları yapıyor diyor. İzleyin, kararı siz verin. Ben izlemedim. Futbolcuyu bilmiyorum. Yorum yapamam. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşın ismi anılmışken öbür taraftan da diyorum ki lan acaba şu İtalya'dakileri biz mi uydurttuk? Dikkatler oraya gitsin. Buraya şey yapalım diye. Bu La Parades miydi? Atletico Madrid'deki o arkadaş kesin olarak gelmeyecek, bilginiz olsun. Yani ne Fenerbahçe'ye, ne Galatasaray'a, ne Beşiktaş'a, ne herhangi bir Türk kulübü, hiçbirine gelmeyecek. De Paul muydu? De Paul'du sen. Rodrigo De Paul. O arkadaş Türkiye sınırlarına girmeyecek. İyi de geçen girebilir diyordun arkadaşım. İlgiyi konuşuyoruz. Teklifi konuşuyoruz. Görüşmeyi konuşuyoruz. Haliyle sonucu da konuşalım değil mi? Rodrigo De Paul Türkiye sınırlarına girmeyecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ha, alan varsa buyursun alsın. Takdir ederim. Alkışlarım. Helal olsun derim. Ama girmeyecek. Bilginiz olsun. Uzun lafın kısası hocam. Sen şimdi bize ne diyorsun? Sen bize özet olarak söyle. Yani bizim vaktimiz değerli. Ya belki sanki benimki değersiz de. Bu arkadaşlardan hangi, Calvin Phillips gelecek mi hocam? Sumare gelecek mi? Endombele gelecek mi? Yani Sercan Hamzoğlu da bu arada Calvin Phillips için hiçbir şey girişimde bulunulmadı diyor. Ben Sercan Hamzoğlu'nu çok seviyorum. Fenerbahçe menfaatleri gereği bazen yalan bile söyleyebiliyor. Böyle isimleri takip edin. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe menfaatleri gereği gerekirse yanlış duyum veren isimleri takip edin. Çünkü onlar iyi insanlardır. Vallahi Calvin Phillips benim gözümde imkansız transfer. Ama Ali Koç becerirse 6 senelik başkanlık serüveninde
Hani çok süperstar getirmiş olacak ama bu başka bir seviye olmuş olacak. Süperstar ötesi bir seviye olmuş olacak. 6 senenin finalini yapmış olacak. Bir. İkincisi, bu arkadaş gelirse Philips, Fred, Szymanski. Ben size şunu söyleyeyim. Fenerbahçe orta üçlüsü sezonda 60 golden fazla katkıda bulmuş. Orta üçlüden bahsediyorum. Yanlış duymadınız. Üçü birden. Diğer yedekten oyuna gireceklerinkini de dahil ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bir Mert Hakan girer, bir İsmail girer. 60 gol katkısı demek sezonda. Ama 60 asist olur, ama 20 gol 40 asist olur. 60 gol katkısı olan orta sahayla oynarsan, yediğin gol sayısı da çok fazla olmazsa ciddi sayıda kupa kazanırsın. Ben bu görüşteyim, bu fikirdeyim. Ve Fenerbahçe taraftarına şunu söyleyeyim. Neden olmasın? Dediğim gibi belki de dikkatleri başka tarafa. Ha, Sumare'nin olacağını zannetmiyorum. Çok istediler. Endombele, Bissouma vardı. Bissouma'yı açık söyleyeyim, kulübü çok yanaşmadı. Vermek istemedi. Oyuncu Türkiye'ye gelmek istemedi falan filan, ama belki sürpriz bir haber olur. Daha biraz bekleyeceğiz. Ben yine 25 Ağustos'a kadar ön libero falan transfer olacağını zannetmiyorum. Hani olursa da bayağı uzar. Ama dediğim gibi finali güzel yapmış olur. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, kanala abone olduğunuz için ve kanalı büyüttüğünüz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.